Bugün sizlere yine çok güzel bir iki şiş örgü modeli anlatacağım. Çok güzel bir model. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Harika bir model. Gerçekten de çok güzel. Şöyle bakın. Hem ajurlu hem kabartmalı. Çok hoş. Verev bir örgü. Bakın ne kadar hoş gözüküyor. Evet. Bu şekilde modelim. Yapılışı da çok zevkli. Çabuk da ilerleyen bir model. Bu modeli istediğimiz bütün her yerde kullanabiliriz. Etoşallarda, kazaklarımızda, yeleklerimizde, atkılarda, boyunluklarda. Şahsen ben bundan kendime yelek örmek istiyorum mesela. Fırsat bulursam inşallah. Çok beğeniyorum bu modeli. Bu şekilde. Yapılışında bu modeli ben hiç başka bir yerde görmedim. Ben yabancı bir kanalda bulmuştum. Evet, şöyle şurası da arka yüzü modelimin. Evet, bu şekilde. Burada ben bebe yünüyle orta kalınlıkta bir iple 3,5 numara şiş ile çalıştım. Yine sizlere bebe yünüyle aynı kalınlıkta aynı ipten 3,5 numara şiş ile yapılışını anlatacağım modelimin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle başlayalım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları. 4 ve 4'ün katları ilmek sayımızı ayarlayacağız. Sonuna 2 ilmek ilave edeceğiz. 2 tane de kenar ilmeği ekleyerek örgümüze başlayacağız. Siz bunun altına isterseniz lastik de uygulayabilirsiniz. Haroşa da uygulayabilirsiniz. Yani örgümüzü ne öreceksek onun sayılarında 4 ilmek katları ayarlayacağız. 4 tane de ilave ilmek ekleyeceğiz. İkisi kenar, ikisi de ilave ilmek olmak üzere ekleyeceğiz. Bu şekilde örgümüze başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeklerimi atıyorum şöyle. Bakayım kaç tane ilmeğim var. Çok fazla ilmek eklememe gerek yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 2 tane daha ilmek atıyorum. 28 ilmekle modelimin anlatımını yapacağım. Şimdi ben bunu böyle 2-3 sıra haroşa düz olarak öreceğim. Modelimin düz yüzünde görüşelim. Evet, bir sıra şöyle düz örgü ördüm. Yeterli bu benim için. Modelimin düz yüzündeyim. Şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir dolama yapıyorum. Bir dolama yapıyorum. Sıradaki bir ilmeğimi kenar ilmeğimden sonra bir tane şöyle bir bakmak istiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir tane şöyle içinden girerek boş ilmek alıyorum. İlmeğim, dolama yaptığım ilmeğim, boş aldığım ilmeğin sağında. Şöyle iki ilmeğimi genişleterek ön tarafından girerek bu şekilde iki ilmeğimi beraber örerek kesme yapıyorum. Burada boş almış olduğum ilmeği kesme yaptığım ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmeğimi boşalıyorum. Yine sıradaki iki ilmeğimi bu şekilde içinden girerek kesme yapıyorum. Kesme yaptıktan sonra burada boş aldığım ilmeğimi kesmiş olduğum ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Dolamamı şöyle elimde tutuyorum şurada ipimi. Bu şekilde bir ilmeğimi boşalıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle genişleterek şöyle soldan sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra buradaki boş aldığım ilmeğimi
kesmiş olduğum ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum, bir ilmeğimi boşalıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi yine soldan sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra burada boşaldığım ilmeğimi kesilmiş olan ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum, bir ilmek boşalıyorum. Modelimiz bu şekilde. İlk sıramız. İki ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra boşaldığım ilmeği kestiğim ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum, bir boşalıyorum. İki ilmeğimi ön taraftan girerek sağa doğru kesiyorum. Boşaldığım ilmeği kestiğim ilmeğimin üzerinden şöyle atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum burada. Bir dolama yaptım. Kenardaki 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimin arka yüzünde hepsini tamamen ters olarak örüyoruz. Modelimi tekrar düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane düz örüyorum. 2 düz ördükten sonra bir dolama yapıyorum. 2 düzden sonra kenar ilmekten sonra 2 düz ördüm. 2 düzden sonra bir dolama yaptım. Buradaki bu ilmeğimi boşalıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Burada boşaldığım ilmeğimi onun üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum, bir ilmeğimi boşalıyorum. 2 ilmeğimi şöyle içinden girerek sağa doğru kesiyorum. Kestiğim ilmeğin üzerinden boşaldığım ilmeğimi atlatıyorum. Bir dolama, bir düz ördüm, bir dolama, bir ilmek boşaldım. Kestiğim ilmeğin üzerinden boşaldığım ilmeğimi atlattım. Bir dolama, bir düz örüyorum. Bir dolama, bir ilmeğimi boşalıyorum. Bu şekilde. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Bir dolama yapıp bir ilmeğimi boşaldım. İki ilmeğimi sağdan soldan sağa doğru kestim. Boşaldığım ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bir ilmeğimi boşaldım. İki ilmeğimi sağdan soldan sağa doğru kestim. Boşaldığım ilmeğimi üzerinden atlattım. Burada iki tane düz ilmeğim var kenar ilmeğimle beraber. Onları da düz olarak ördüm. Arka sırada yine tamamen ters öreceğiz. Örgümün tekrar düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bakın şöyle size göstereyim. Şurada şöyle verev halinde giden çubuk ilmeklerim var. Bu çubuk ilmekleri takip edersek bunun sağından burada ilmeklerimizi ayarlayabiliriz. Bu şekilde hiçbir şaşırma olmaz. Bu çubuk ilmeklerimiz hep devam edecek. Bunlar boşaldığımız ilmeklerimiz olacak. Şimdi şöyle bu çubuk ilmeğim. Bunu boşalacağım. Bundan önceki bir ilmeğimi bunun kenarlarında birer tane artırma yaparak bunu düz örmem gerekiyor. Bunu düz öreceğim için şimdi kenar ilmekten sonra 1-2 tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bakın çubuk ilmek dediğim verev olarak devam edecek ilmeğim bu. Bir doladım. Bu ilmeğimi boşalıyorum. Bundan sonraki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Boşaldım. İlmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Çubuk ilmeklerimiz hep boş alıp önünde iki tane kesip üzerinden attığımız ilmekler olacak. Ona göre kenarlarda da ayarlamayı yapabilirsiniz.
bir doladım, bir düz ördüm. Bakın yine aynı şekilde çubuk olan ilmeğimi aldım, solundaki iki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim, boşaldığım ilmeğimi üzerinden atlattım, bir doladım, bir düz ördüm. Çubuk olan ilmeğimden önceki ilmeğim kenarlarında birer artırma olup düz örülecek ilmek. Çubuk olan ilmeğimi boşalıyorum dolamadan sonra. Modelimizi bu şekilde takip edeceğiz. Dolama yaptım, düz ördüm. Dolama yaptım. Burada devam eden çubuk ilmeğimi gördüğünüz gibi boşalıyorum. Solundaki iki ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Boşaldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm, bir dolama yaptım, bir dolama yaptım. Kenardaki bir ilmeğim, yine çubuk olan devam eden ilmeğim bu. Bundan sonra bir tane burada bir tane örüyorum. Bu boşaldığım ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde çubuklarımız bu şekilde devam edip buradan sıranın sonunda kapanacak. Buradan kapanacak, bu taraftan açılacak sağ tarafta modelimizde. Örgümü arka yüzünü ters olarak ördüm ve geldim. Bakın, bakın arkadaşlar, bu şekilde modelim belli oldu. Dediğim gibi buradaki bu çubukları takip edeceğiz. Şimdi tekrar şurada göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane düz örüyorum. Şimdi şöyle buradan bu çubuktan devam edeceğiz. Buradan takip edeceğim burayı. Burayı ona göre ayarlayacağım. Yoksa şaşırırız yani. Şimdi bu çubuktan burası devam eden çubuk ilmeğim, berev şeklinde gidecek olan. Bundan bir önceki ilmeğim düz ilmek olacak. Kenarlarında dolama olacak. Düz ilmek olacak. Buna göre bundan sonraki iki ilmeğim içe doğru, sağa doğru kesilecek olacak olan ilmek oluyor. Düz ilmekten önceki iki ilmek sağa doğru kesilecek olan ilmek oluyor. Buna göre bu ilmeğimde çubuk ilmek olarak ayarlayacağız. Bu yüzden şimdi burada dolamamı yapıyorum. Bu ilmeğimi boşalıyorum. Şurada solundaki iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Boşaldığım ilmeğimi üzerinden atlattım. Burada yeni bir çubuk oluşturduk bu şekilde. Bir dolama, bir düz. Bakın çubuktan önceki bir ilmek düz örülüyor. Kenarlarında birer artırma ile. Çubuktaki ilmeklerim hep ki boş ilmek olarak alınıyor. İki tane ilmeğim kesiliyor. Çubuktaki boşaldığım ilmeğim üzerinden atlatılıyor. Bu şekilde model kendini tekrar ederek devam ediyor. Evet, modelim bu şekilde. Yapılışı da çok zevkli oluyor. Gerçekten ben çok beğeniyorum bu modeli. Tekrar aynı şeyi söyledim ama. Dolamamı yaptım. Burada geldim, bir düz yaptım. Kesme çubuk ilmeğimden sonra devamındaki ilmeklerimi de yine düz örerek sıramı tamamladım. Evet. Modelim gördüğünüz gibi ortaya çıktı bu şekilde. Dediğim gibi bu verev halinde giden çubuklarımızı takip edersek en sondaki çubuktan, bakın burada yeni çubuk kurduk. Evet, burada yeni çubuk kurduk. Bundan sonraki bir ilmeğimiz düz olacak. Buna göre birbirini takip edeceğiz sağdan. Bu şekilde devam edersek hiç şaşırma yapmayız yani. Evet. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini açarsanız anında haberdar olursunuz yayınlamış olduğum videolardan. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim.